Selamünaleyküm. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın salonumuza teşriflerini arz ederim. Bu projelerle binlerce insanı arkamıza aldık, mücadelemizi büyüttük. Sadece dinlemenin yetmediğini biliyorduk. Konuşmamız, ikna etmemiz, elimizi uzatmamız gerekiyordu. Ama bugün daha fazla insanın hayatına dokunan, hepimizin sağlığı ve geleceği için çalışan uluslararası bir Yeşilay var. Çok muhterem Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanım, değerli misafirler, basınımızın değerli mensupları, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Şu an kanaatim odur ki Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kendimize en yakın hissettiğim bir kurumumuzla bir aradayız. O da Yeşilay. Yeşilay'la Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birbirine yakınlığı esasında amaçlarının bir olmasından kaynaklanmaktadır. Biz inanıyoruz ki tüm insanların 5 önemli hakkını korumak farz. Bu 5 şeye zarar veren ne varsa onlar da haramdır. Bu 5 şeyden birincisi ki İlmihal kitaplarında hepiniz okumuşsunuzdur. Zarurati hamse denir buna. Yani korunması gereken 5 şey. Bunlardan birincisi din, inanç. İkincisi akıl. Üçüncüsü mal. Dördüncüsü can. Beşincisi nesil. Sırası değişmiş olabilir, değişebilir. Yani insanların dinine ne zarar veriyorsa o haram, bunları korumak farz. Aklına zarar veren her şey haram, bunları korumak farz. Malına zarar veren, canına zarar veren, nesline, insanların nesline zarar veren her şey haram, bunları korumak farz. Yani diyani olarak bunu bizim her vesileyle söylememiz gerekiyor. İnanıyorum ki Yeşilay bunun için kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en önemli görevlerinden birisi budur. Yeşilay'ın bir asrı aşkın süredir yapmış olduğu bu mücadeleyi her yerde takdir ediyor, anlatıyor. Zaman zaman hutbelerimizi hazırlarken dahi Yeşilay'ın yapmış olduğu mücadelelerden, istatistiki bilgilerinden istifade ediyoruz. Bundan 2 hafta önce bağımlılıkla ilgili okutmuş olduğumuz hutbede ben kendim Yeşilay'ın internet sayfasını açtım, oradan istifade ettim. Gördüm ki cinayetlerin, yani yeryüzünde işlenilen cinayetlerin ne kadarı alkolden, yani sarhoşluk verici bir maddeyi kullanarak bunun cinayetlere sebebiyet oranları var. Aklımda kaldığı kadarıyla mesela kadına şiddet gösterenlerin %70'i alkol aldıktan sonra işledikleri ortaya çıkıyor. Trafik kazalarının yine %70 kadarı alkol aldıktan sonra oluyor. Sigaranın ne büyük bir zarar olduğunu her vesileyle gündeme getiriyoruz. Günde 300 küsür kişinin sigaradan öldüğünü Yeşilay'ın
o tanıtım filmlerinde gördüğümüz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. İnşallah bunların dinleyenler karşısında bir faydası olur ve tüm bağımlılık yapan bu maddelerin azalmasına, netice itibariyle tamamen ortadan kalkmasına vesile olur bu mücadele. Biz belki zaman zaman istatistiki bilgilerde yükselmeler olabilir ama netice itibariyle bunlar bu mücadeleye devam edildiği müddetçe bağımlılık halindeki insanların sayısı azalacak. En azından çocuklarımıza ve gençlerimize öğretici bir şekilde, yani zorlaştırmadan, kolaylaştırarak, nefret ettirmeden, sevdirerek onları uzaklaştırabilirsek, yani onlara tanıtarak, zararlarını anlatarak, eğer ne kadar bu bağımlılık yapan maddelerin kötü olduğunu anlatabilirsek inşallah kazançlı çıkacağız. Bu protokolümüzün, işbirliğimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sayın Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanımıza da işbirliğimize vermiş olduğu önemden, değerden dolayı kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun, kolaylaştırsın, zorlaştırmasın ve bu işbirliğimizi hayırla tamamlamayı nasip eylesin inşallah. Sayın Diyanet İşleri Başkanım, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, hepiniz Türkiye Yeşiller Cemiyeti Sepetçiler Kastı Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Hepimizin bildiği gibi bağımlılıklar ve bağımlılıkların getirdiği problemler dünyanın, modern çağın en önemli sorunlarından bir tanesi. Hangi kültürde, hangi inançta olursak olalım, bağımlılıklar bizim hayatımızda gerek psikososyal açıdan, gerek sağlık açısından çok ciddi sorunlar oluşturmakta. Ve dünyanın her ülkesi ve her toplumu bu alanda bir şeyler yapmak üzere yoğun çalışmalar içerisinde. Biz de Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 100 yıllık tarihimizle ve geçmişimizle sadece ülkemizde değil, dünyanın aşağı yukarı birçok bölgesinde aynı mantıkla, aynı amaçla çalışan birçok sivil toplum kuruluşuyla ve organizasyonla beraber hareket ederek bu mücadelenin bir global mücadele olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz bu mücadeleyi yaparken bu alanda çalışan her kesimle, devletin her kurumuyla ve aynı zamanda diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmek istiyoruz ve ediyoruz. Bunun da amacı, birlikte hareket ettiğimiz zaman, ortak hedefe yöneldiğimiz zaman çok daha verimli sonuçlar alıyoruz. İşte bu amaçla Sayın Başkanımızla, Sayın Hocamızla da daha önce görüştük. Bizim bu mücadelede Diyanet İşleri Başkanlığımızı da yanımızda görmek, o ekibi de içimizde görmek, ekipten de faydalanmak, özellikle din görevlilerimizin şehirlerimizdeki, illerimizdeki ve ilçelerimizdeki Yeşilay temsilcileriyle işbirliğine girerek bu mücadeleyi birlikte yapmak gibi çok önemli bir amacımız var. Çünkü biz inanıyoruz ki maneviyat temelli yaklaşımların da bağımlılıkla mücadelede önemli bir katkısı var. Bismillahirrahmanirrahim.
Hayırlı günler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.